Merhaba arkadaşlar, ben Halil Hoca. Bugün Nisan ayına ait örnek soruları çözeceğiz beraberce. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta, ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika, sonra 4 dakika, sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir. Soruyu aşağı doğru biraz kaydıracağım arkadaşlar. Şimdi devamında ne diyor arkadaşlar? Diyor ki akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır? Aslında olay şu. Akşam 19'da açılmış. 19.00'da açılmış. Gece 24.00'a kadar yanmış. Sonra devam etmiş. Sabah 6.00'a kadar da devam etmiş. Burada niye kaç saat açık kaldığını bakmaya çalışıyoruz aslında. 19 ile 24 arasında 5 saat, 24 ile 6 arasında 6 saat, toplamda 11 saat. Peki 11 saat arkadaşlar her biri 60 dakika yaparsa toplamda 660 dakika açık kalmış mı bu tabela? Evet, 660 dakika açık kalmış. Bizim için önemli olan şey şu. 660 dakikanın içerisinde kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi tabela açıldığında 1 dakika boyunca yandı arkadaşlar. 1 dakika. Sonra 10 dakika sonra bu sefer 2 dakika yandı. Öyle değil mi? 1, 2 yandığı süreleri daire içerisine aldım. Sonra bir 10 dakika daha geçti. 4. Yani bunların toplamı mesela 1, 10 daha 11, 11, 2 daha 13, 10 daha 23, 4 daha 27, 27 dakika geçti ama sadece 7 dakikasında yandı. Fakat devam edeceğiz. Daha 660 dakika ulaşmamıştır ki zaten ikinin kuvvetlerinde bayağı bir gelmesi lazım. Bir 10 dakika daha geçse, 8 dakika açık kalsa tabela, yine 10 dakika açık devam etse hani kapalı, sonra 16 dakika daha yansa, 10 dakika geçti, bu sefer 32, 10 dakika daha geçti, 64. Devam ediyoruz. 10 dakika daha geçti. Bu sefer 128. Artık cevaba yaklaşıyor olmamız lazım. Bir 10 dakika daha geçti. 256 ama bir 512 değildir. Yani bir 10 dakika daha sonra 512 diyeceğim ama 512 kesinlikle olması imkansız. Çünkü zaten 660 dakika açık kalması gerekiyordu tabelanın. Bunun içerisinde kaç dakika yandı diye sordu. 512'nin bir kısmı yanmıştır. Peki bunları toplayalım arkadaşlar. Bunu toplamanın bir yolu var. Nedir o da? Arkadaşlar 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini toplandığı zaman şunu göreceksiniz. 1, 2 daha 3. 3, 4 daha 7. Bakın 7. Toplamlarını yazıyorum. 1. Sadece yanan bölümler. 3, 7. 8 ile toplarsanız 15. 16 ile toplarsanız 31. 32 ile toplarsanız 63. Böyle devam ediyor. 127. 64'ü katarsanız 127. 128'i katarsanız 255. Topladığınız zaman 256'yı da katarsanız 511. 511 dakika yandı. Fakat burada bir de ne oldu arkadaşlar? Şu yanmayan süreler var. Onları da hesaba katalım. 10 buradan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 dakika yandı. 80'i 511'e eklersek arkadaşlar 511, 80 daha ne yaptı? Halen bakın 1, 9, 591 dakika geçti. Geçti. Ama bunun içerisinde ne kadarı yandı? Sadece 511 dakikası aydınlatıldı. Aydınlatıldı. Peki yeter mi? Yetmez. 591, 660 olması lazım. Daha ne kadar geçmesi lazım? Bakın. 591. Bir 10 dakika daha geçti. Bu 10 dakikayı geçtiği zaman arkadaşlar halen aydınlatma olmayacak. 591'e o 10 dakikayı daha eklediğiniz zaman ne yaptı arkadaşlar? 601 dakika geçti. Bu 512'nin içerisinden ne kadar aydınlatılma olması lazım? 601'i 660'a tamamlayan sayı olması lazım. Kaç dakika var? 59 dakika arkadaşlar. Yani sadece 59 dakika daha yanar. Peki 511 ile 59'u toplarsanız ne yapacaklar arkadaşlar? 511 59'da 570 dakika yapacaktır. Veya şurada da 59'u eklerseniz en sonda 570 dakika yapacaktır. İkinci soruda diyor ki iki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Evet, TRT'de yayınlanmış bir ekran görüntüsü veriliyor.
Hemen soruyu biraz daha aşağı kaydıracağım arkadaşlar. Bu görüntünün sol tarafında yer alan 10-21 ifadesi 10-21. Videonun 10 dakika 21 saniyelik kısmının izlendiğini, sağ alt tarafta bulunan yer alan 6-19 ifadesi ise geriye videonun 6 dakika 19 saniyelik kısmının kaldığını göstermektedir. O zaman bu video ne kadarlık bir ona bakalım. Şimdi 10-21 arkadaşlar 6-19 toplarsanız ne olması lazım? 40 16 daha 16. 16 dakika 40 saniyelik bir videoymuş bu. Buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerden hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralığında asal sayılar olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu yapmamız lazım. Ben biraz daha kaydırdım. Bunlar kalan kısmının süresi ise izlenen kısmı ne kadardır? Onu anlamak için önce bir çıkarma işlemi yapalım. Kimden? 16.40'tan bakın 16.40'tan 5.55 çıkaralım. Yalnız 16.40'tan 5.55 çıkarırken ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. 16.40'tan 5.55 çıkmaz. Ne yaparız? 16.40 5.55 çıkarmak istiyorsak arkadaşlar bunu şöyle yazarız. Burayı 40 diye değil de yandan 1 saat alırız. Burası 15 kalır. 15 saat. Yana 60 dakika verdiğiniz zaman burası ne olacaktır? 100 dakika. 100'den 55'i çıkarırsanız 45. 15'ten 5 çıkarırsanız 10. 10.45. Yani arasındaki fark kaçmış? 10.45. Peki diğerlerini de yapalım. 16.40'dan arkadaşlar 11.15 çıkarırsanız 40'tan 15 çıkarırsa 25 kalır. 16'dan 11 çıkarsa 5. 5.25. Yine 16.40'dan 12.55'i çıkaracağız. Fakat 16.40'dan da arkadaşlar 12.55 çıkarırken yine yandan bir saat almamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yapalım. Şimdi 16.40 yazmak yerine yine 15.100 diye yazalım. Yandan 1 saati buraya verdik arkadaşlar. 100'den 55 çıkarsa 45. 15'ten 12 çıkarsa 3. 3 saat 45 dakika. Kalan kısımlar 3 saat 45. Yine 16.40'tan 16.40 olmayacak. Biz buna yine 16.40 yazmak yerine 15.100 yazalım. 15'e 100 şeklinde yazalım arkadaşlar. Çıkardığınız zaman 100'den 51 çıktığında 49. 15'ten 10 çıktığında 2 dakika 49 saniye. Arkadaşlar aralarında hangisi asal olur diye sormuş dakika ile saniye. 10'da 45 5'e bölünür. 5'te 25 5'e bölünür. 3'te 45 her ikisi 3'e bölünür. 2 ile 49 aralarında asaldır. Yani cevabımız neymiş? D şıkkı. Üçüncü soruda diyor ki bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demir üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Kalın demir 35, ince demir 25 kilogrammış. Üretilen bu demirler toplamı eşit ve her birinde sadece aynı çeşit bakın demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi bakalım bu kamyon ne kadar yük alıyor? 18 ton öyle değil mi? Çok güzel bir çizim. 18 ton dedi 18 bin kilogram arkadaşlar. Ben bunu 10'a bölsem çünkü 10 paket olsa maksimum şu sıfırlar birbirini götürürse bir paket maksimum olsa olsa en fazla ne kadar olabilir? 1800 kilogram olabilir. Daha fazlası olamaz. Çünkü maksimum 18 ton yük alabiliyormuş. Peki arkadaşlar, birisi 35 kilo olan, biri de 25 kilo olan bu iki ağırlığın 35 ve 25'in en küçük ortak katını bulalım. Bundan ortak bir katını bulmamız lazım. Çünkü paketlerin içindeki toplam kütleleri ne dedi? Bakın burada kütleleri toplamı eşit dedi. O zaman 35 ve 25'in ortak katı olan bir sayı bulmam lazım. Şimdi 35 ve 25'in arkadaşlar en küçük ortak katı kaçtır? 175. Bunu nasıl buluyoruz? Hatırlayalım bir. 35 ve 25'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. Aynı şekilde hemen şurada ayıralım mesela 35 ve 25'i. Değil mi? 5'e bölsek 5, 7, 5'e bölsek 1, bu yine 7, 7'ye bölsek 1. Şimdi bunların çarpımı yani 5 çarpı 5 çarpı 7'den 5 kere 5, 25, 7 ile çarparsanız 175 arkadaşlar. Şimdi bu paketler ya 175 kilogram olmalı ya da 175'in katı şeklinde olmalı. Öyle değil mi? Peki 175'in içerisinde mesela ya 35 kaç defa var arkadaşlar? 175'i 35'e bölseniz 5 kere var. 175'i 25'e bölseniz kaç tane var? 7 tane var. Ama şimdi bu 175 diye almayacağız. Ne alacağız? Maksimum bir paketin ne kadar olmasını istiyoruz? 1800 kilogram. Peki 175'in katları içerisinde bakın. 175'in
katları içerisinde 1800'e eşit veya küçük bir sayı ama maksimum ne alabilirim? K'yı 10 seçersek arkadaşlar 1750 kilogram alabilirim. Peki 175K olduğunda bir pakette 5 tane oluyorsa kalın demirlerden 1750 olduğunda yani 10 katı olduğunda ne olacaktır? 50. 50 adet olacaktır arkadaşlar. Peki burada ne olacaktır? 175 kilo olduğunda 25'e böldüğünde 7 tane oluyordu. 1750 olduğunda yani 10 katı olduğunda ne olacaktır? 70 olacaktır. Birinde 70 tane, birinde 50 tane olursa bu iki paketteki demir sayıları arasındaki farkı soruyor. 70 ile 50 arasındaki fark ne olacaktır arkadaşlar? 20 olacaktır. Yani cevabımız ne olmalı? D şıkkı. Dördüncü sorumuzda diyor ki bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük doğal sayıları asal sayı denir. Aşağıda bir yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinde üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Mesela şunu vermiş. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, iki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya, üç tane asal çarpanı olanları ise kırmızı kutuya atmıştır. Bakalım şimdi hangileri mavi kutuya, hangileri siyah kutuya, hangileri kırmızı kutuya gider? Şimdi 19 asal bir sayı arkadaşlar. Bir tane asal çarpanı varsa siyah kutuya gider. O zaman bu siyah kutuya gidecektir. Yani 19 buraya. O zaman burada 19. 19'u getirdik. 81. 81 asal çarpanlarını ayırdığın zaman sadece 3'ün kuvvetleridir. Dolayısıyla sadece bunun yine aynı şekilde 81'in de bir tane asal çarpanı var. O zaman 81 de bu kutuda. Bu da gitti. Siyah kutuya gitti. Bu da siyah kutuya gitti. 105'e bakalım. 105 asal çarpanlarına ayrıldığında arkadaşlar 105'e asal çarpanlarına ayırdığımızda 2'ye bölünmez. 3'e bölsek 35. 5'e bölsek 7. 7'ye bölsek 1. 3 tane. 3 tane olduğunda nereye gidiyordu? Kırmızı kutuya gidiyordu bakın. Kırmızı kutuya. O zaman bunu da 105 de buraya yazdık. 105 de burada. Peki 96. 96'yı da asal çarpanlarına ayıralım. 96'yı asal çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar şöyle 2'ye bölsek 48, 2'ye bölsek 24, 2'ye bölsek 12, 2'ye bölsek 6, devam ediyoruz. 2'ye bölsek 3, 3'e bölsek 1. 2 tane çıktı. Sadece 2 ve 3. 2 tane olduğu zaman hangi kutuya gidiyordu? Mavi kutuya gidiyor. Mavi. 96 da gitti. Mavi kutuya geldi. Evet. Peki devam edelim arkadaşlar. 24. 24 aynı 96 gibi bakın. 24 şurada var zaten. 2'ye bölündü. Öyle değil mi? 2'ye bölündü, 3'e bölündü. 2 tane asal çarpanı var. 2 tane olduğunda ne araya oluyordu? Mavi kutuya. O zaman 24 de gitti. O da mavi kutuda şurada. 24 de mavi kutuda yani daha doğrusu. Devam edelim. 18. 18 sayısı asal çarpanlarına ayrılırsa 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. 2 tane asal çarpanı var. O zaman o da mavi kutuya geldi. 18'i de buraya yazdık. Gitti. Peki 128 arkadaşlar 128 2'nin kuvvetleridir. 2'nin kuvvetlerinden 2 üzeri 7'ye eşittir. Dolayısıyla sadece 2'nin kuvvetleri gelecektir. Öyle değil mi? Bir tane asal çarpanı var. Bir tane olduğunda nereye gidiyordu? Siyah kutuya. Hemen onu da siyah kutuya yazalım. 128 sayısı demek ki o da burada olacak. 128. Peki 128 buraya geldi. 30'a bakalım şimdi arkadaşlar. 30'un asal çarpanlarını ayırırsak 30 asal çarpanları ayırdığımızda 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Doğru mu? 3 tane var. 3 tane olanı nereye gönderiyorduk arkadaşlar? Kırmızı kutuya. O zaman 30 da burada. Zaten arkadaşlar her bir kutuda ne yapıyor? Eşit sayıda kart bulunmaktadır diyor. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır diyor. Demek ki 30 da buraya göndermiştik. Kırmızı kutuya göndermiştik. 128 neredeydi? O siyah kutudaydı. 18'i de nereye almıştık? Mavi kutuya. O zaman en sona gelen kart ne olması lazım? Kırmızı kutuya gitmesi lazım. Kırmızı kutuya kimler gidiyordu? 3 tane asal çarpanı olanlar. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şıklara bakalım. 3 tane asal çarpanı olanlar kimler? Şimdi 90'ı asal çarpanlarına ayırdığınız zaman 2'ye böldüğümüzde 45, 3'e böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. O zaman bir kere direkt A şıkkından cevap çıktı. Ama diğerlerine de bakalım. 121, 121 11'in karesidir. Zaten sadece niye bölünür? 11'e bölsek 11, 11'e bölsek 1. 144, 2'ye bölsek 72, 2'ye bölsek 36. Tekrar devam ettirsek bunu 2'ye bölsek 18, 2'ye bölsek 9. Daha sonra 3'e 2 defa bölünecektir ki 3, 1 şeklinde 2 ve 3 olacaktır. Olmuyor, olmuyor. 196'ya da bakalım, kurtulalım. 196 sayısı da 2'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar 2'ye böldüğünüzde kaç çıkıyor? 98. 2'ye böldüğünüz zaman 49.
7'ye böldüğünüzde 7, 7'ye böldüğünüzde 1. Evet, o zaman 196'da değilmiş. Cevap zaten ne bulmuştuk? A şık arkadaşlar. Beşinci sorumuzda diyor ki bir emlakçı toplam alanı 8 üzeri 5 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçiminde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyor. Dikdörtgen biçimindeki bu parçaların her birinin uzun kenarı 4 üzeri 4 metredir. Yani şurada verilen her bir parçanın şuranın şu bölüm 4 üzeri 4 ile gösterilmiş. Peki buna göre bu parçaların kısa kenarlarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Normalde alanı ne kadardı? 8 üzeri 5. Şimdi 8 üzeri 5'i ben 8 eş parçaya ayırırsam 8'e bölmem lazım. Üstü ifadelerde tabanlar eşitse üstler birbirinden çıkarılır. 8 üzeri 5 bölü 8 üzeri 1'den 8 üzeri 4 kalacaktır. Peki bunların demek ki bir tanesinin alanı ne kadar arkadaşlar? Şunlardan bir tanesinin alanı 8 üzeri 4'müş. Şöyle 8 üzeri 4. Peki alan hesaplaması yapılırken şöyle yapmıyor muyduk biz bir arkadaşlar? Yani bir dikdörtgenin alanı hesaplanırken kısa kenarla uzun kenarın çarpımı yani A ve B'nin çarpımı diyorduk. Uzun kenarın ne kadar olduğu belli. 4 üzeri 4'müş. Ben bunu neyle çarpmam lazım ki alanı 8 üzeri 4 olsun? Arkadaşlar kural neydi? Şimdi bakın 8 üzeri 4'ü ben şöyle yazabilir miyim? Bu 4 üzeri 4 sayısı dursun. 4 üzeri 4 çarpı x. 8 üzeri 4'ü ben kendi içerisinde 2 çarpı 4 diye yazabilirim. Üssü 4 diye yazabilirim. Üstü ifadelerde parantez içindeki sayılar bu şekilde çarpım durumundaysa ben bunu şöyle de yazabilirdim. 4 üzeri 4 çarpı x eşittir. 2 üzeri 4, 4 üzeri 4 diye dağıtabilirdim arkadaşlar. Öyle değil mi? Ben sadece yöntemlerden birini gösteriyorum. Farklı bir şekilde de çözebilirsiniz bunları. 8 üzeri 4'ü bir çarpanlarına ayırdık aslında. 2 ve 4 diye çarpanına ayırdık. 2 çarpı 4 üzeri 4 diye yazılabilir. Şu kural gereğince de yani a çarpı b üzeri n eşittir. A üzeri n çarpı b üzeri n diye yazılabilir. Bu kural gereğince de 2 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 yazılabilir dedik. Peki 4 üzeri 4'ler birbirine götürürse x ne olacaktır? 2 üzeri 4 kalacaktır. O zaman cevabımız neymiş? B seçeneği. Altıncı soruda bir olasılık sorusu. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısının tüm olası durumların sayısına bölümüdür. Tanımı vermiş. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralarının dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Peki hemen devam edelim. Soruyu biraz aşağı kaydıracağım. Arkadaşlar sorular uzun geldiği zaman ister istemez bunu yapmak zorunda kalıyorum. Peki. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Dersler de verilmiş. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. En çok. Peki Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir? Şimdi çift sayı olma olasılığını soruyor. Öncelikle bakalım. Zeynep kaçıncı sınıf acaba? İlkokul 1 olsa bakın matematik dersi burada var. 1, 2, 3. Evet, matematiği burada çok izlemiş. Tamam. İlkokul 1 olabilir. 5. sınıf olabilir mi? Matematikten 1, 2 tane var. Ama fenden de 2 tane var arkadaşlar. Fenden çünkü burada 1 tane var. Bir tane de burada var. 2. O zaman en çok matematiktir diyemeyiz. Demek ki ortaokul 5 değil. Lise 9'a bakalım. Matematik 9. sınıf yani daha doğrusu. Matematik 9, 1, bir tane burada var, bir tane de burada var. 2. Fiziklerden de birer tane var. O zaman matematik en çok seyrettiği ders olamaz, en çok izlediği ders olamaz. Dolayısıyla demek ki Zeynep 9. sınıfta değil mi? Zeynep minik minnacık ilkokul 1. sınıflardan. Peki Zeynep 5 gün boyunca ilkokul 1'lerin izlediği ilkokulların hangi kanallar? Şunlar. Bunlar arasında çift sayı olma olasılığını sordu. Çiftler kimler? Bakın 410, 106. kanal olabilir. Başka olamaz. Yani bizim istediğimiz durum sayısı arkadaşlar 2 tane. Olasılık her zaman nasıl hesaplanır? Bir olayın olasılığı istenilen durum sayısının tüm durumların sayısına kaç tane platform var? 5 tane. O zaman cevabımız ne olması gerekirmiş? 2 bölü 5 yani C seçeneği. 20. sorumuzda diyor ki kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerinin bir yüzlerinin alanı 1125 santimetre kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görseli verilmiştir. Evet, görsel aşağıda verilmiş. Ben soruyu biraz aşağı doğru kaydıracağım arkadaşlar. Peki bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirlerin yarım daire biçimindeki yüzeyinin
uzunluğuna eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Yani şuradaki uzunluk arkadaşlar, karenin şu bir kenarın uzunluğu nereye eşit diyor? Şu yarım silindirin çevresine eşit olması gerekiyor. Tamam. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasına paralel olarak ileri geri hareket edebilmektedir. Buna göre platform üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Aslında A'dan B'ye kadar bakın şurada ne yapıyor? 30 defa bu yarım silindirler tekrar etmiş. Bu yarım silindirlerin çap uzunluklarını arkadaşlar bulursam soruyu çözmüş olurum. Çapını bulur 30'la çarparım. Yani aslında şöyle bir olay var burada. Bir tane şöyle yarım silindir düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir şey. Elimizdeki olay şu. Şu karenin bir kenar uzunluğu şuradaki yarım silindirin çevresine eşit olması gerekiyor. Yani burayı veriyor bize. Peki şöyle bir tane karemiz var arkadaşlar. Mesela şu şekilde bir karemiz olsun. Şimdi bu karenin alanı bakın 1125. Burası 1125 santimetre kareymiş. Peki karenin bir kenar uzunluğu şurası ne olacaktır arkadaşlar? Kök içerisinde 1125 olmaz mı? Bunu daha önce karekökli ifadelerde görmüştük. Peki 1125 kök içerisindeki 1125 neye eşittir? Arkadaşlar 1125'i asal çarpanlarını ayıracak olsak bakın 1125 sayısı şöyle asal çarpanlarını ayırdığımızda 3'e bölsek 375, 3'e bölsek 125, 5'e bölsek 25, 5'e bölsek 5, 5'e bölsek 1. Arkadaşlar bu nasıl çıkıyordu? Hatırlayalım bir. 2 tane 3, bir tane 3 diye çıkar. 2 tane 5, bir tane 5 diye çıkar. Şuradaki gariban 5 içeride kalır. Yani 3 çarpı 5 kök 5 olacaktır. Yani 15 kök 5 olacaktır. Peki şuradaki yarım silindirin bakın çevresi. Bu 2 çarpı pi çarpı r'nin yarısı. Tüm dairenin çevresinin yarısı. Bu ikiler gitti. Pi kaç arkadaşlar? 3. 3 çarpı r'nin 15 kök 5'e eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar buradaki 3 ile 15 sadeleşse r dediğimiz yarıçap ne çıkacaktır? 5 kök 5. Peki r dediğimiz şurası değil mi arkadaşlar? Yarıçap. Yani şurası 5 kök 5'miş. O zaman tamamı ne olacaktır arkadaşlar? Şuranın tamamı çap ne olacaktır? 10 kök 5 olacaktır. Peki bize kaç tane bu şekilde yarım silindir vermiş? 30 tane. O zaman 30 çarpı 10 kök 5'ten arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? 300 kök 5 şeklinde olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği. Sizin soruda bir olasılık sorusu. Sosyal kulüplere öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilerin katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isim bu kartın diyor öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıftaki diğer öğrencilerin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır diyor. Evet, devam edelim. Sorumuz gerçekten uzun olduğu için ister istemez ben bunları yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şekillerde verilmiş. Şöyle soruyu gördüğümüz zaman yeterli olacaktır bizim için. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar, boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Şimdi bakın tiyatro kulübüne katılma olasılığını soruyor. Yani şurası. O zaman Okan'ın oraya gelme olasılığı kaç tanedir bakın? 1, 2, 3, 4. İstenilen durum sayısının tüm durumların sayısına bölümü bize cevap verecektir. 4 tane benim istediğim durum var. Peki toplamda kaç tane durum var bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burayı tekrar saymamız gerekti tabii ki. 16 tane. Peki 4 bölü 16 arkadaşlar. Şıklarda genelde sadeleşmişini verir. Sadeleştirdiğiniz zaman ne olacaktır? 1 bölü 4. Yani cevabımız ne olması gerekiyormuş? D seçeneği. 9. soruda diyor ki bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. 3600 gibi değerler verdiği zaman seviyoruz biz bunları. Niye? Çünkü 360 dereceyle gösterilen yere 3600 gelmişse bu şu demektir. Her dereceye bakın kaç katı? 10 katı. Öyle değil mi? 10 katı şeklinde bir değer geliyor. Peki aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir.
Grafikteki ürünlerin türlerine göre dağılımını vermiş. Mesela 50 derece kazak vermiş. Gömlek, pantolon ve etekten haber yok. Tabii kazak 50 dereceyle gösteriliyorsa o zaman mantık şu. 360 dereceye 3600 geliyorsa 50 dereceye kaç gelmesi lazım? 500 gelmesi lazım. Oranlama yapıyoruz. Öyle değil mi? 10 katı. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu. Bakın. Mart ayında dikilen gömlekler. Gömlekler neresi? Şurası. Bunlardan defolu kaç tane var? 135 tane varmış arkadaşlar. 135 tane olup defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Buna göre atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur diye sormuş. Şimdi bakalım öncelikle gömleklerden 135 tane defolu var. Yani defoluların oranı kaç? %15 arkadaşlar. Şimdi hangi sayının %15'i 135 yapar? Önce ona bakalım bir. Normalde sadeleştirme yapacak olsak bakın 15 ile 135 sadeleşir. Burada 1 kalır, burada 9. İçler dışlar çarpımından x eşittir kaç olur? 900. Demek ki gömleklerin toplam adedi 900. Açı cinsinden de onda biri olacağına göre 90 derecedir. Peki defolu kazak sayısı ne kadar? 500. 500'ün %20'si. Ona da bakalım. 500'ün %20'si ne yapar arkadaşlar? Şimdi 500 şu 2 sıfırla bu 2 sıfır sadeleşirse 5 çarpı 20'den 100. 100 tane defolu kazak var burada. Defolu pantolon sayısına eşit. O zaman pantolonlardan da 100 tane varmış. Öyle değil mi? Defolu pantolonlardan. Peki o pantolonların yüzde kaçıydı arkadaşlar? %10'u. Onu da bir hesaplayalım. Şimdi hangi sayının %10'u 100 yapar arkadaşlar? Bu sıfır, bu sıfırla sadeleşse 10 çarpı 100'den, içler dışlar çarpımından x eşittir. Ne olacaktır? 1000. Demek ki burada da pantolonlarda da kaç tane varmış arkadaşlar? 1000 tane ürün olması gerekiyor. 1000 tane ürün olması için şuradaki açının ne olması gerekiyor? 100 derece olması gerekiyor. Peki burası 100, burası 90, burası 50. Topladık kaç derece çıkar? 190, 50 daha 240. Buraya da 120 derecelik bir açı düşer. 120 dereceye de kaç tane etek düşer? 1200. Neden? Çünkü 360'a 3600 geliyorsa 120'ye de 1200 tane etek gelir. Peki eteklerin kaç tanesi defoldur dedi. Eteklerin sadece %5'i defoluydu. O zaman 1200'ün arkadaşlar ne yapmamız lazım? 1200'ün %5'ini bulmamız lazım. %5'i ne yapar? Şu 2 sıfır arkadaşlar aşağıdaki 2 sıfır sadeleştirirse 5 ile 12'yi çarparsanız 60 olur. Cevabımız neymiş? D seçeneği. Geldik son sorumuz arkadaşlar. AX kare artı BX artı C cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı A artı B artı C sabitleri mi C'dir? Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turnu 10 saniyede. Şimdi bak 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turnu 10 saniyede. 5 parça var. Onu 5'e bölerseniz ne çıkacaktır arkadaşlar? 2. Demek ki her bir parça geçerken 2 saniye süre geçiyor. Tamam. 6 eşit bölmeden oluşan çark ise bir tam turnu 12 saniyede tamamlıyor. 12'yi 6'ya böldüğünüz zaman ne? O da 2. Demek ki bunlar da 2 saniyede bir konum atlatıyor. Yer değiştiriyor daha doğrusu. Evet. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görünmektedir. X eksi 5 ile x artı 5'i çarpınca ne bulmuş? X kare eksi 25 bulmuş. Doğru, 2 kare farkı. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre diyor arkadaşlar, soruyu kaydıracağım artık. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı sonucu kaçtır? Öncelikle bir etrafta ne görünmesi lazım? Yani oradaki ekranda, özür dilerim. Ekranda ne görünmesi lazım? Ona bir bakalım. Şimdi 14 saniye dediğinde arkadaşlar bu 10 saniyede bir başa geçiyor. Öyle değil mi? 14 saniye olması için bakın iki defa daha bir yer değiştirmesi lazım. Çünkü her yer değiştirmesi 2 saniye geçiyordu. Bu x eksi 5 nereye geçecektir arkadaşlar? 1, 2 buraya geçecektir. Peki x eksi 5'in olduğu yere kim gelecektir? X eksi 3 şu tarafa x artı 1'in yerine x eksi 4 de 2'ye 4. 14. saniyeye geldiği zaman burada x eksi 5 yerine kim gelecektir? X eksi 4 gelecektir. Peki geldik buraya, bu tarafa. Bu da 12 saniyede bir başa dönüyordu. Peki bu tarafa doğru gidiyordu. Sağa doğru, saat yönünde. 14. saniyede ne olacaktır? 2 saniyelik bir yer değişikliği daha olacaktır. Yani 12'de, 14. saniyeden önce 12'de
tekrar aynı konumuna gelecektir. Bir 2 saniyelik daha zamanı kaldı. Onda da ne olacaktır? Her bir birim bir sağa kayacaktır. O zaman x eksi 3 buraya gelecektir. Buradaki üçgenin altında da ne görünecektir? X eksi 3. Peki arkadaşlar, x eksi 4 ile x eksi 3'ün çarpımından ne elde edilir? X ile x'i çarparsak x kare, x ile eksi 3'ü çarparsak eksi 3x, eksi 4 ile x'i çarparsak eksi 4x, eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsak artı 12. Yani buradaki ifademiz aslında x kare eksi 7x artı 12'dir. Bize neyi soruyor? Cebirsel ifadenin katsayılar toplamını. Katsayılar dedi. Bunun katsayısı 1. Bakın 1 eksi 7. Şununki eksi 7, bununki 12. Toplarsanız 1 eksi 7 artı 12 ne yapar arkadaşlar? 6 yapacaktır. Bu bir. Sabit terim ne arkadaşlar? Sabit terim de burada 12. 6 ile 12'yi çarparsanız ne çıkar arkadaşlar? 72. Peki cevabımız neymiş? A seçeneği. Nisan ayı soruları genel itibariyle aslında fena değil. Birkaç tane seçici soru var gibi duruyor yine de. Ben büyük ihtimalle LGS'de de benzer bir durum olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani 20 sorudan 2 veya 3 tane böyle seçici soru olacağını düşünüyorum. Süreye çok dikkat etmek lazım. Çünkü zamana karşı yarıştığınızı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum.